yıldır bu işlerin içindeyim. Bu ülkenin en saygın iş adamlarından biriyim. Yani bugüne kadar bir Allah'ın kulu dokunmadı, dokunamadı bana. Baba, onlar ne yaptıklarının farkında değiller. Ama anlayacaklar, merak etme. Bugün Yamin Emir Kıran bu demir parmaklıkların arkasındaysa, o iki cahil baltırı çıplak buna cesaret ediyorsa, taş taş üzerinde bırakmam. Ben zaten buradan çıkarım ama onlara öyle şeyler yaşadım ki bir daha hiç kimse bizim adımızı resmi evraklarda yazmaya cesaret edemez. Sen zaten burada çok az kalacaksın. Dışarıyı bize bırak. Seni buraya getirmeye cesaret edenler o kadar pişman olacak ki. Tamam kızım. Tamam. Alev Savcı'm, müsait misiniz? Olay bence yanlış yapıyorsunuz. Size söyleyeyim. Bu Umut arkadaşımızın gazına geliyorsunuz. Kendinizi de bizi de uçurumun kenarına sürüklüyorsunuz. Ben savcılık görevimi yapıyorum, Umut olsun veya olmasın. Yani bunca savcı geldi geçti. Kimsenin çekemediği operasyonu siz çekeceksiniz ha? Size kaldı yani. Siz nereye vardıracaksınız bu işin sonunu? Sonu nereyse oraya. Maşallah bulaşmadığınız suç kalmamış. Hepsini deste deste sıraladım. Bir de üstüne mutlu gününüz cinayetle taçlandı. Dahası mı lazım size? Sıra sana da gelecek, merak etme. Önce bir babanızdan başlayayım da. Oo, savcı hanım. Sizin asıl derdiniz nedir ya? Siz kimden neyin intikamını almak istiyorsunuz? Siz önce şu hal ve hareketlerinize bir çeki düzen verin. Kiminle konuştuğunuzu unutmayın. Benim kimseyle kişisel bir derdim yok, sadece işimi yapıyorum. İşinizi yapıyorsunuz. Savcı hanım, işinizi yapıyorsunuz öyle mi? Sizin işiniz nedir peki? Böyle hasta ve yaşlı adamları kelepçeleyip buraya getirmek mi? Suçluları kelepçeleyip getirmek. Siz zamanında insanların masum ve hasta babalarını çok mu düşündünüz de bu soruyu soruyorsunuz? Sizin babanız suçlu ve hak ettiği yerde. Mahkemeye çıkacak, hesabını verecek, bu kadar. Ya gerçekten bilmesek inanacağız ya. Siz çok idealist bir savcısınız değil mi? Evet. Kendinize de çok güveniyorsunuz tabii. Ben adalete güveniyorum. Artık kim olursanız olun, karşınızda sizin pis işlerinizi örten, size yardakçılık eden bir savcı değil, üstünüze giden bir savcı bulacaksınız. Alışsanız iyi olur. Babam nasıl? Nasıl olsun? Böyle gözaltına alınmayı sindiremiyor. Vallahi ben de sindiremiyorum ha. Kafama takıyorum yani. Millet dışarıda konuşmaya başlamış bile. Yok Emir Kıranlar bu operasyondan çıkamaz. Yok Emir Kıranlar bitti, battı. Lan bugüne kadar bizi kim devirebildi lan? Lan lan kim cesaret ediyor lan böyle bir şey? Tamam, saymayı sövmeyi bırak. Kim cesaret ettiyse etti. Şu saatten sonra yapabileceğimiz tek bir şey var. Onlar daha fazla özgüven kazanmadan hamle yapmak. Mustafa'cığım bak. Daha Umut'un duruşması var. Çıkacak, bir de o konuşacak. Hele bir konuşsun. Bak onun 5 yıldır çektiği acı var ya. Onu 10 katını çektirecek. Hele bir konuşsun. Konuşsun. Sen de beni korkutuyorsun. Merak etme, elinde bir kanıt yok. Geçmiş olsun kardeşim. Başı sağ olsun abiciğim. Sağ olun. Çok karışığım, çok canım yanıyor. Biliyorum abi. Yani herhalde seni en iyi anlayabilecek kişi benim. Ve biliyorum ne desem sana fayda etmeyecek, acın dinmeyecek. Ama şunu söyleyeyim sana abi. Bundan sonrası için biz mutlu olmayı hak ettik abi. Biz o mutluluğu hak ettik. O yüzden ben senin hep yanındayım. Buradayım. Yalnız bırakmayacağım seni. Oh.
Ne sanıyorsunuz şimdi siz? Ha? Bu hikaye bitti sanıyorsunuz ha? Yo. Hikayenin dramatik kısmı bitti. Şimdi eğlenceli kısmı başlıyor. Vallahi ben babama verdiğim sözü tuttum. Babam artık özgür. Şimdi sıra Büşra'ya verdiğim sözü tutmakta. Senin gibi aşağılık bir katili içeri tıktırmadan vazgeçeceğimi zannediyorsun? Vecir, sen ne istiyorsun oğlum? Bak, benim babam yıllar önce öldü. Baba dediğim adam da öldü. Senin baban içeride. Allah'tan Rıza amca kurtuldu. Herkesin hikayesi başka. Senden başka herkesin acı çekmesini mi istiyorsun ya? Ne istiyorsun Fecir? Çekeceksiniz lan. Çekeceksiniz. Benim gülmediğim yerde kimse gülümseyemez ha. Bak, siz savaşınızı ancak bu binanın içine verirsiniz. Benim savaşım her yerde lan. Sokaklarda. Baktığınız, yürüdüğünüz her yerde ben olacağım bundan sonra. Vallahi biraz fazla özgüvenlisin bence Fecir. Bak, bir tane yürekli savcı geldi, tak diye aldılar babanı. Bakalım şimdi nasıl kurtaracaksın? Gerçi sende baba sevgisi falan yoktur ya. Ben ne diyorum ki? Hı. Oğlum sizinle benim aramdaki fark bu işte. Sizin zaaflarınız var lan. Kaybetmekten korkuyorsunuz. Ben korkmuyorum. Ben bu oyuna girerken kaybetmekten korkmayarak girdim. Bak ikinizin de yüzü buradayken söylüyorum. Bu oyunun sonu sizin için felaket olacak. Size sözüm olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.